Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Irkçılığın zararları nelerdir? Irkçılık aslında körü körüne bir ırkı veya kavmi bir soyu üstün sayarak diğer kavimleri hakir görmektir. Düşük görmektir. Kavmiyetçilik, ırkçılık dini bağları gevşeten bir, anarşi ve vahşete yaygınlık kazandıran iki, fert ve toplumun bünyesinde tahribe yol açan bir mikroptur, virüstür, kanserdir. Cemiyetlerin bünyelerinde fitnelerin en korkuncu soy ve sop iddiasıdır. Bu sebeple bu illet, bu hastalık, bu virüs birliğimizi ve beraberliğimizi parçalamaya müsait unsurların en başlarında gelir. Zira kavmiyetçiliğin mizacında Ayrılık ve bölünme yatar. Bu açıdan ırkçılığın zararlarını şöyle özetlemek mümkündür. Bir, soy-sop üstünlüğü sosyal hayatın temel esaslarından biri olan adaleti ciddi biçimde zedeler. Neden? İnsanlığa hediyesi zulüm ve tahakküm ve terör olduğu için ırkçılık yapan ırk taşını kayırır. Kavmiyetçiliğin ayrılmaz bir özelliğidir bu. Kendi kavmine, kendi ırkına mensup olan insanları kayıracağı için insafla, adaletle muamele etmesi mümkün değildir. İkincisi, kavmiyetçilik sosyal bağlarda zayıflatır. İnsanın saadet ve mutluluğunun gereği olan huyları, meziyetleri kökünden yıkar, kardeşliği sarsar, muhabbeti gölgeler ve samimiyeti yok eder. Irkçılık, kin, haset, düşmanlık gibi manevi mikropların kaynağı olduğundan birlik ve beraberliği zedeler. Üçüncüsü, soy sop davası gütmek insanı korkunç bir vahşet ve kin iklimine doğru sürükler. Çünkü insanın mahiyetindeki şefkat, merhamet, mürüvvet gibi ulvi duyguları ırkçılık tamamen yok ediyor. Bunun en açık ve günümüzdeki en yakın örneği şarktaki kavmiyetçi ve bölücü anarşistlerin masum insanlara yaptıkları, çocuklara hamile kadına yaptıkları feci katliamlardır. Dördüncüsü, kavmiyetçinin mizacı başkalarını yutmakla beslenmektir. Çünkü ırkçılığın felsefesi, gurur ve enaniyet, üstünlük iddiası ve asalet davası gibi olumsuz esaslara dayandığından sosyal hayatta daima fitne ve fesadı körükler, huzursuzluk ve keşmekeşliğe karışıklığa neden olur. Bir zarar da bu. Beşincisi, ırkçılık insanlık alemini helak eden bir zakkum gibidir. Cehennem zakkumu gibi. İnsanlık onun zehirli meyvelerinin sancısını asırlarca çekmiş ve halen de çekmektedir. Birinci ve ikinci dünya savaşları bunun en son acı şahitleridir. Altıncısı, Irkçılık yıkıcı bir fırtına gibidir. Tarihin şehadetiyle nice devletleri zaafa düşürmüş, nicelilerini tarih sahnesinden silmiş, cebir ve baskı ile nice üzücü olaylara sebep olmuştur. Bakın bunlar gibi yakın tarih örnekleri. Mesela Hitler'in Almanya'sının üstünlük ırk nazariyesi safsatası 2. Dünya Savaşı'nın patlamasını netice vermiş ve milyonlarca insan vahşice katledilmiştir. Mesela İtalya'da Mussolini'nin faşist rejimi rejimi orada korkunç bir terör estirmiş, binlerce insan imha etmiştir. Bugün sömürgeci Avrupalıların Güney Afrika'da yüz binlerce insanı top yökün imha hareketleri Batı medeniyetinin utanç verici kara tablolarından bir yenisidir ve bütün dünya buna şahit olmuştur. İşte İslam dünyasındaki münafıkların ve dü diğer dünya devletlerindeki zalim devletlerin Irak, Suriye ve diğer İslam devletlerin yaptıkları ve yapmaya çalıştıkları da ders alınacak örnekler olarak sıralanabilir. Yedincisi, ırkçılık insandaki yüksek hamiyet hislerini sadece kendi ırkına, tahsis ettirmekle hamiyet çerçevesini daraltır. Yüksek ebedi, manevi ve okrevi ideallerin gelişmesini engeller. İnsandaki fıtri huyların yerlerini değiştirir. Mesela tevazuya bedel gurur. Muhabbete bedel kin. Yardımlaşmaya bedel çarpışma psikolojisini tahrik eder. Hakka bedel de kuvveti esas alır. Sekizincisi, Irkçılık illetine ve hastalığına müptela olanlar bütün Müslümanları adaletle, insafla ve şefkatle kucaklayamaz. Kendilerini dine uydurmak yerine dini ırkçılık fikrine alet etme cüretine düşebilirler. Sonuçta hamiyet duyguları daralır, körelir, söner, gider ve nihayet kendilerini ve taraftarlarını tatmin etmek için Hayali, efsane ve mitolojilerden medet ummaya başlarlar. Özetle ırkçılık manevi bir hastalıktır. Ruhunu, bedenini, ailesini, toplumu, dünyasını, ahiretini seven bir kimse bu hastalığın ruhuna girmesine izin vermez ve vermemelidir.